Dostlar merhabalar. Hepinize saygılar ve sevgiler iletiyorum. Bol, bereketli, kazançlı günleriniz olsun inşallah. Dostlar bugün sizlerle asosyallik konusunu ele almak ve asosyal bireylerin hayatlarındaki sıkıntıları ve bu sıkıntılara bağlı oluşan bir takım durumları anlatmak ve sizleri bilgilendirmek istiyorum. Şimdi dostlar asosyallik nedir konusuna değinirken bu durumun oluşabileceği aslında iki ana temel kurala değineceğim. Birinci değineceğim kural bunun bir hastalık oluşu. İkinci değineceğim kural metafizik alanında yapılan bir takım melanetlerin, sihir ve sirayetlerin de bir insanı asosyal birey gibi hayata, yaşama ve diğer sosyal ortamlara karşı pasif, işlevsiz ve onun fark edilemediği noktalara getirmesine değineceğim. Çünkü dostlar bu durumun iki tane ayağı var. Birinci ayağı tıbbi ayağı, bilimsel ayağı, bir tarafı da bizim metafizik dediğimiz ayağıdır. Bu her iki konuya da değinmek burada hepimizi çok net bir şekilde aydınlatacaktır. Dostlar asosyal bireyler toplumun temel kavramlarına, koşullarına, kurallarına uymakta zorlanan, ikili ilişkilerini, aile ilişkilerini ve sosyal diğer ilişkilerini sürdürmekte zorluk ve kıtlık çeken bireylerdir. Bu bireyler kendilerini bulundukları ortama ciddi anlamda hapseden ve ailelerine karşı, akademik hayatlarına karşı ve az önce de vurgulamış olduğum sosyal hayatlarına karşı ki buna ikili ilişkileri de ve cinsel yaşamları da dahil ciddi anlamda potansiyeli olmasına rağmen, bakın altını çizerek söylüyorum, gerekli altyapıya ve IQ'ya sahip olmasına rağmen kendini bir noktaya kapattığı ve kapattığı noktada da ailesine ve çevresine ciddi anlamda üzüntü yaşatan bireylerdir. Ki burada onların değil, hani daha doğrusu ailelerinin ya da arkadaşlarının değil, onların ne yaşadığı benim için çok daha önemli. Çünkü her zaman söylüyorum kendi işimle ve alanımla alakalı. Diyorum ya dostlar, bir büyüğü yaşamayan ne olduğunu bilmez, bilemez. Değil mi? Anlatamazsınız. Aynı şey bu asosyal bireyler için de geçerli. Eminim çok zor bir hayat yaşıyorlardır. Biliyorsunuz ki dostlar, Kur'an'da da bizlere beyan edildiği gibi insanoğlu yalnız yaşamaya uygun olarak yaratılmamıştır. Bu yüzden kadın ve erkek kavramının olduğunu ve buna dayalı olarak bir takım aile kavramlarının bizlere bahşedildiğiyle alakalı temel ayetlerin olduğu bir gerçekle karşı karşıyayız. Yani hem Kur'an'ın fıtratına hem bilimsel açıdan insanın fıtratına yalnız ve dış dünyadan kopuk yaşamak uygun değildir. Şimdi dostlar işin bu tarafı bilimsel olan tarafı. Yani bir asosyal bireyseniz bununla alakalı ya yardım alma gereğini hisseder. Bununla alakalı çeşitli tıbbi destekler alır. İşte terapidir, ne bileyim ilaçtır, seanslardır belli başlı. Alıp bunlarla birlikte hayatınızı düzene sokmaya, daha çok insan ilişkilerine, hayata karşı sosyal ilişkilerinize ve diğer özel ilişkilerinize zaman ayırabileceğiniz ya da adapte olabileceğiniz bir durumu oluşturmakla alakalı radikal adımlar atabilirsiniz. Bu işin bilimsel tarafı dostlar. Fakat dostlarım, az önce anlatmış olduğum etkileri bir insan üzerinde birebir gösteren bir takım sihir, sirayet alanları, zillet ve melanetleri
de es geçmememiz gerekiyor. Şimdi ben bu konuya niye değindim özellikle? Bunu size izah edeyim. Ben de biliyorum bu videonun milyonlarca izlenmeyeceğini. Burada aslında benim ne kadar bir takım şeylere hakim olduğumu ve hakim olduğum noktaların da ne olup ne olmadığını sizlerin de anlamasını istediğim için bu konuya değindim. Dostlar bu asosyallik konusu özellikle de günümüzün ciddi anlamda büyük bir sorunu. Bana kalırsa mesleki açıdan da teknolojinin ve teknolojinin getirisi olduğuna inandığım bir gerçekle karşı karşıyayız. Tekrar söylüyorum, bu işin bilimsel tarafı. Ama dostlar, az önce bahsetmiş olduğum etkileri birebir yaşatan işlemlerin ve sihir sirayet alanlarının da olduğunu hiç kimse inkar edemez. Eden de kendine yapar. Nedenini açıklayayım. Bakın dostlarım, ruhsal hastalıkların bazıları yıllar süren tedaviler, yıllar süren psikoterapiler, yıllar süren ilaç ve antidepresan kullanımları ile tedavi edilebiliyor. Bir kısım hastalıklar gerçekten uzun soluklu tedavi edilmesi gereken hastalıklar. Fakat bazı ruhsal hastalıklar, asosyal gibi bireyler, bunlar 10 yıllar, 20 yıllar gibi büyük geniş zaman dilimlerinde tedavi edilen hastalıklar değil. Bunlar dostlar kişiden kişiye değişir ama tabii ki asosyallik durumu ne boyutta olduğu ile alakalıdır bu. Şimdi burada dürüst olalım. Zaten istatistikler vardır. Bugün Google'a girip araştırırsanız istatistiklerini de görürsünüz. Kişiye bağlı değişmekle birlikte dostlar birkaç yıl içerisinde çok kolay bir şekilde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Şimdi dostlarım, danışanlar ve onların aileleri bizlere ulaştığında gerek kendileriyle alakalı, gerek evlatlarıyla ve çocuklarıyla alakalı durumlardan bahsettiklerinde mesela diyor ki kadın 8 yıldır kızım tedavi görüyor. İşte kişilik bozukluğu dediler. İşte asosyal bir birey olduğunu ve bununla alakalı işte asosyalliğe bağlı olarak ortaya çıkan bir takım ruhsal hastalıklar dediler vesaire vesaire. Bu tarz terhanelerle karşılaşıyorum. Şimdi niye terhane diyorum? Dostlar tekrar söylüyorum. Bu ve bunun benzeri hastalıklar birkaç yıl içerisinde tedavi edilebilen hastalıklardır. Ve bu birkaç yılın dışına çıktığı zaman artık biz buna antisosyal kişilik bozukluğu ya da işte asosyalliğin getirisi olan diğer ruhsal hastalıklarmış. Bu cümleyi kurmanın insan aklına ve mantığına aykırı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapmış olduğum mikser bakımlarında bu bireylerin başlarına örülen çorapları defaatle görmüş ve bununla alakalı bir sürü örneğe şahitlik etmiş bir adamım ben. Bana kimse gelip ölmüş eşeğin kurttan korkacağını anlatamaz. Bu işin doğasında ve fıtratında bu yok zaten. Dostlar, belki bir asosyal değil, başınıza örülen bir takım çorapların zillet ve melanetlerin esiri ve tesiri altında da olabilirsiniz. Dostlar, bu arada yoruldum market poşetlerimle. Altında da olabilirsiniz. Bu konuyla alakalı da bir farkındalık yaratmak istedim. Dostlar, Allah aşkına 8 yıl, 10 yıl süren tedavi süreçleri olabilir mi? Bakın tekrar söylüyorum, Allah aşkına şu söylediğim durumu açın Google'da araştırın. Yani bunlar birkaç yıl içerisinde gerçekten işinin ehli hekimler tarafından tedavi edilebilen ve insanların hayata bir nebze olsun adapte olabilmesinin sağlandığı rahatsızlık ve bu rahatsızlığın getirisi olan diğer problemlerdir. Yani 10 yıllık, 15 yıllık, 8 yıllık, 9 yıllık, hatta 5 yıllık bile rahatsızlıklar söz konusu olamaz. Bakın, tedavi sürecinden bahsediyorum. Geliyor bize, bakıyorsunuz mikser bakımının akabinde
Ben arkadaş yani kadın şüphelenmek de haklı, bir anne beyniyle düşünüyor. Ondaki anne beyni yani. Ya da bir baba beyniyle, ya da kız kardeş geliyor, işte abi geliyor kız kardeşi için. Yani bu süreçlerde bir taraf şüpheci yaklaştığı zaman ne kadar güzel sonuçlar alınabildiğini gördük. Ve şu an birçok kardeşimiz de bu bulunduğu kabın dışına çıkmış. Ve bu bulunduğu kabın dışına çıkmakla birlikte hayata adapte olabilmiş ve çok daha farklı bir ruh haliyle önüne bakıyor dostlar. Ben sadece Allah'ın aciz bir kuluyum. Ufak tefek dokunuşlarla bunları bir nevi bertaraf etme imkanını bulabiliyoruz. Dostlar ben ne yoruldum ya. Bu sigara bizi bitirmiş ha. Dostlar hepinize saygı, sevgi, selamlarımı iletiyorum. Evet bir asosyal olabilirsiniz. Hekimlerimiz her zaman için önceliğiniz olsun. Ama birkaç yıllık ya da belli bir süre tedavinin akabinde hala siz sürekli yorgun, mutsuz, halsiz ve bir takım hayatın genel getirilerine karşı pasif kalıyorsanız kimse kusura bakmasın. Dostlar, çanlar çalıyor, tehlike sinyalleri etrafınızda dağılıyor demektir. Hepinize saygı, sevgi, selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun dostlarım. Görüşmek üzere.